Bir çift laf da dün akşamki fotoğrafa dair söylememiz lazım. O saraya muhalif olduğunu söyleyen tüm partilerin yönetimlerine sesleniyorum. Bu tek adam rejimini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemlerinden ucubeyi ortadan kaldıracağını taahhüt eder. Erdoğan'la sağcılıkta yarışmaya çalışmayan bir program ve adaya oy verebileceğimizi daha önce söyledik. Biz bu kabusu bitirmek konusunda çok kararlıyız. Bu kararlılığımızı bir kez daha burada ifade ederken Millet İttifakı'nı da hepinizin huzurlarında, daha doğrusu tarihin huzurunda uyarmayı bir görev olarak biliyorum. Türkiye dün akşam yayınlanan o fotoğrafa sığmaz. Türkiye o fotoğraf değildir. Kendi çıkarlarını, halkın çıkarları önüne koyan her kimse, herkes affetse biz affetmeyiz. Asla aklınızdan çıkartmayın. Bugün AKP'nin yıkılışı için, bu saray rejiminin yıkılışı için gün sayıyorsak, bu en çok bu halkın eseridir. Yıllardır iktidara karşı gerektiğinde canını ortaya koyan, canı pahasına direnen bu halkı görmeyenlerin, kadınların, gençlerin, Kürt yoksullarını görmeyenlerin Türkiye'nin geleceğini kurma şansı yoktur. Bu gerçeği görmeyin. Bu gerçeği görmeyin. Halk zaten çok öfkeli. Ben bu öfkeden kendim için basit koltuk hesaplarını için faydalanabilirim diye düşünen varsa, onun da bizim nezdimizde AKP'den bir farkı yoktur. AKP'yi, AKP'nin emeklileriyle yenemezsiniz. AKP'yi bu halk yener, AKP'yi yıkıma getiren bu halktır ve o yüzden söylüyoruz. Türkiye'nin geleceği bu salondadır. Bu salondaki insanların omuz omuza dövüştüğü milyonlarca insanla beraberdir. Türkiye'nin geleceği Halk İttifakı'ndadır. Değerli arkadaşlar, madem sözleşiyoruz, bu konuda da sözleşelim. Sağcılıkta yarışanlara karşı, sola bakmaya cesaret edemeyenlere karşı biz üçüncü ittifakı yaratmak için hep beraber sözleşiyoruz. Solu yok sayanların, emekçiyi yok sayanların, gençleri yok sayanların, Kürtleri yok sayanların bu ülkenin geleceğinde yeri yok. Değerli arkadaşlar, daha önce çok konuştuk gerçi ama bu salonda bu sözlerin söylenmesi gerekiyor. Buradan hem sizlere hem de yüreği burada olup buraya gelemeyen, bizi çeşitli yerlerde dinleyen, sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yürüyüş sadece Türkiye İşçi Partisi'ne sıkışmış, tiple sınırlı bir yürüyüş değildir. Türkiye siyasetinde halkın damga vuracağı yeni bir dönemi hep birlikte açmaya bir çağrıdır, bir davettir. Defalarca söyledik, buradan bir kez daha tekrar ediyor ve taahhüt ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin kendisine ilişkin hiçbir beklentisi, talebi, pazarlığı yoktur. Bugün sokaklarda hak mücadelesini kim veriyorsa, Kaz Dağları'nda, Karadeniz'de toprağı için kim direndiyse, Taksim'de hangi kadın rejime meydan okuduysa, Soma'da, Ermenek'te, Kınık'ta, Zonguldak'ta kim mücadele ettiyse, laiklik uğruna, özgürlük uğruna kim kendini ortaya koyduysa, ayrımcılığa kim karşı çıktıysa, barış için kim ortadaysa, o bizim de temsilcimizdir. Biz onu kendi temsilcimiz olarak zaten kabul ediyoruz. Bizim başka bir iddiamız, başka bir derdimiz var. Türkiye'de siyaseti yeniden kurmak istiyoruz. Siyasetin, zenginlerin, yaşlıların, erkeklerin ve onlara hizmet etmeye söz vermiş bir avuç profesyonelin oyun alanı olmasını reddediyoruz. Siyaset bizim için ekmek kavgasıdır. Siyaset, halkın seçmen değil, yurttaş olduğu bilinciyle yeniden şekillendirilmelidir. O da Ankara'daki genel merkezlere de, meclis koridorlarına da sığmaz. Oradaki siyasetten de halka hiçbir hayır gelmez. Bu
Değerli arkadaşlarım, bu salondan çıktığımızda yapacak çok işimiz var. Ama mahallenizde, ilçenizde, ilinizde nerede bir işçi direnişi, nerede bir hak alma mücadelesi varsa mutlaka oraya koşun. Dayanışmayı büyütün. Bütün iş yerlerinde örgütlenmek, sendikalaşmak, sendikalar varsa güçlendirmek, o sendikalarda işçilerin sözünü hakim kılmak için hep birlikte çalışalım. Kendi halk meclislerimizi kuralım. Kendi dayanışma ağlarımızı kuralım. Kendi derneklerimizi oluşturalım, platformlarımızı geliştirelim. Mücadele ettikçe, sokaklarda, meydanlarda, alanlarda yan yana geldikçe birbirimize daha fazla sarılacağız, birbirimizi daha iyi tanıyacağız, birbirimizle yoldaşlaşacağız. Bizim temsilcilerimiz işte bu hak mücadelelerinin içinden çıkacak. Ve kardeşler, özellikle bir şey daha rica ediyorum. Buraya katılan, bu salonun coşkusuna, heyecanına, sözleşmesine ortak olan herkesten bir şey daha rica ediyorum. Bugüne kadar belki aklı karıştığı için, belki mecbur kaldığı veya öyle hissettiği için sağ partilere oy vermiş yurttaşlarımıza gidin, konuşun. Siyasete kızdığı için hiç sandığa gitmemiş milyonlarca yurttaşımız var. Bu arkadaşlarımızla lütfen konuşun. İlk defa oy kullanma yaşına gelmiş gençlerle mutlaka buluşun. TİP'in ve 3. İttifak'ın esas hedefi onları kazanmaktır. Diğeri kolay olandır arkadaşlar. Bu ülke değişecekse sadece hayata bizim gibi bakan insanlarla değil, şu ana kadar solla, emeğin değerleriyle hiç tanışmamış yurttaşlarımızla değişecek. Onları dinleyerek, onları anlayarak, anlatarak, kol kola girerek, birbirimizi dönüştürerek değiştireceğiz. Her gün yeni bir yurttaşımızı bu mücadeleye kazanmak zorundayız. Tip olarak bizim sözümüz budur. Biz solculara solculuk yapmayacağız. Biz derdimizi halka anlatacağız, halkın derdini dinleyeceğiz. Gelin hep beraber bunu yapalım diyoruz. Sevgili yoldaşlar, tarihe not düşüyoruz. Yola çıkarken demiştik ki biz bütün Türkiye'nin sol, sosyalist, devrimci birikimini kendi mirasımız olarak kabul ediyoruz. Gezi direnişinin dersleriyle bunları harmanlamayı hedefliyoruz ve bunun yarattığı özgüven ve sorumlulukla hareket ettik. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Mesela dereyi geçecek küçük bir sandal yapabilirdik. Bizim gücümüz buna yetiyor derdik. Elimizden bu geliyor derdik. Önce bir dereye geçelim, ondan sonra bir daha bakarız derdik. Bir açıklamasını bulurduk mutlaka. Biz okyanuslara açılmak istedik. Hani ben biraz bilim tarihçisiyim. Oradan söyleyeyim. İnsanlık okyanuslara açılma iradesi gösterdiği için ve okyanusları aşarken gelişmiştir. Çünkü okyanusları aşmak demek, yeryüzünü tanımak demek. Coğrafya bilmek, fizik bilmek, matematik bilmek, geometri bilmek, mühendislik bilmek, iklim bilmek demektir. O yüzden Türkiye İşçi Partisi dereleri savunan ama derelerle yetinmeyenlerin partisidir. Biz okyanusları aşmak için bir gemi yaptık. İçine yalnız kendimizin gireceği bir sandal istemedik. O yüzden sol sosyalist geleceğin tüm birikimini, insanların vereceği tüm emeği içine alacak, hep birlikte ilerleyeceğimiz, halk için, halkla beraber ilerleyebilecek bir gemi, emekçiler için ve dümenin de emekçi halkın olacağı bir gemi dedik. Yaparken öğreneceğimizi, öğrenirken ilerleyeceğimizi, ilerledikçe yeni bilgiler edineceğimizi ama hep birlikte yürüyeceğimizi düşündüğümüz bir gemi. İşte Türkiye İşçi Partisi emeğin gemisidir kardeşler. Türkiye İşçi Partisi emekçilerin buz kıran gemisidir. Halkın öfkesinin birleştiği yerdir Türkiye İşçi Partisi. Halkın öfkesinin umuda dönüşümünün adıdır. Yıllar sonra olmaz denileni hep birlikte yapmanın mutluluğuyla buradayız. Şimdi biliyoruz, bizi yine hayalcilikle suçlayanlar olacak. Hayallerimizi paylaşmaktan hiç korkmadık. Hayaller paylaşıldıkça güzelleşiyor. Hayaller paylaşıldıkça çoğalıyor. Ve hayaller, ona ortak olanların ortak mücadelesi arttıkça gerçek oluyor. Biz herkes susarken kral çıkmak diye bağıran çocukların partisiyiz.
Değerli arkadaşlar, şimdi hayatta en çok karşılaştığım sorulardan birisiyle bitireceğim. Sık sık biliyorsunuz, otobüse, vapura, metrobüse ne varsa toplu ulaşım araçlarına biniyoruz. Bir taraftan yolculuk ediyoruz, bir taraftan da yurttaşlarla sohbet ediyoruz. Geçenlerde bu etkinliğin hazırlıkları sırasında buraya bir gelmem gerekti. Metrobüste bir teyzeyle sohbet ediyoruz. Tanımıyor beni. Konuşuyoruz işte memleketin halinden falan. En son dedim ki teyzeciğim çok güzel söylüyorsun da kendi çıkarını değil de halkın çıkarını düşünen, emekçiyi düşünen partilere baksana biraz dedi. Var mı öyle bir parti dedi. Şimdi mesela muhtemelen karşılaşıyorsunuzdur. Halkın büyük bölümü diyor ki hesap sorulması lazım. Bunlardan hesap sorulması lazım. Biz diyoruz ki hesap sorulması lazım. Var mı öyle bir parti diyor. Arkadaşlar bence bugün bu salon buna yanıt verdi. Türkiye halklarına sesleniyoruz. Evet, öyle bir parti var. Evet, öyle bir parti var. Son sözüm de şudur, bitiriyorum. Herhalde artık birbirimizi tanıyoruz. Biz bugüne kadar inanmadığımız hiçbir şeyi söylemedik. Şimdi son sözlerimi söylerken de buradan bu güzel etkinliğin gerçekleşmesi için günlerdir büyük emek harcayan binlerce yoldaşıma bir kez daha teşekkür ederken, bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ederken yine hepimizin inandığı bir sözle bitirmek istiyorum. İnandığımız derken de başarmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlı olduğumuz bir şeyi söyleyeceğim. Ve son sözümüz budur. Saray soytarıları, size sesleniyoruz. Bugün siz dışarıdan bakanların küçümseyeceği ama bu ülke tarihi için çok büyük bir adımı hep birlikte attık. Saray rejimi yıkılacak, sülale devri bitecek. Emekçilerin, halkın